Baş. Yürü Boyka. Aslan. Çakır. Çakırım. Çakırım. Herkese selamun aleyküm. Yeni bir günden, yeni bir videodan yine hep beraberiz. Koş! Burası geçen yıl biber tarlasıydı. Şu an biberin gövdesi de duruyor şu an. Belli oluyor. Ama ne var ki? Yine de ekine doğru koşuyorlar. Bugün biraz daha iyi durmaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü Mera'ya bir saat falan erken çıktılar. Sabahları kırağı olmadığı için erken çıkarmakta herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bugün akşama kadar karınlarını doyurup akşama da yem saman yememeleri lazım. Ama bu tabii bunu şu an yapmazlar. Çakır etrafı yine her zamanki gibi kollamaya devam ediyor.
Şu an etrafta herhangi bir hareketlilik, bir tehlike var mı diye bakıyor. Yoksa köpek şu an gelip koyunların içine yatabilir, oturabilir. Ama o etrafı kollama derdinde. Yok orada, yok, hiçbir şey yok. Çıkma oraya. Karşıdan köpek seslerini duyuyor, ona hareketlendi. Şu anda gitti. Çok cesaretli bir köpek. Tabii fazla cesaretli olması beni korkutmuyor da değil. O kadar çok cesaretli olmaması lazım. Çünkü tek yalnız Yuri Boyka, sen beni niye yerden aslında şaşırtıyorsun? Ben gelmedi diye düşünürken bu yukarıdan geliyor. Sen nereden geliyorsun? Aslan. İşte hep böyle ol. Hiç beklemediğim yerlerden çıkıp gel. Yani senin keyfe keder direkt koyundan ayrılacağını zaten düşünmüyorum. Gitmezsin de, yapmıyorsun da öyle bir şey şu anda ama. Yuri Boyka. Yuri. 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 Aslan. Çakır gitti bak. Aslanım benim. Bizim arazide, bu arazide benim Yuri gibi köpeğiniz yoksa çok, diğer köpeklerinizin çok fazla iş yapma olanağı yok. Çünkü bu Yuri her zaman aktif ve şu an Çakır da Yuri'yi gördü geldiğini. O da koşarak ona doğru geliyor. İlk videoya başladığımda sabah Çakır'ın yanında bir tane daha akbaş vardı. O 11 aylık, 12 yaşına, 12 aylığa daha, bir yaşına daha girmedi o. Benim Çakır'dan biraz daha sallı ve biraz daha uzun.
O biraz daha büyük ama sallı olduğu halde benim çakır kadar aktif değil. İki silahşör. Şu an yatıyor ve etrafı izliyorlar. İkisinin de gözü kulağı yukarıda. Aslanlar geldiler. Fareler her tarafı istila etmişler. Şurada. Şurada. Her tarafta fare delikleri var. Şunların bakışları, oturuşları, duruşları, her şeyi efsane. İhtiyar artık arkadan yavaş yavaş bizi yine takip etmeye devam ediyor. Bütün görev bunların üstünde şu an. Ne oldu? Ne gördün oğlum? Şu an karşıda bir şey görüyor ama gün içinde her zaman böyle diken üstünde. Şu an büyük ihtimal gördüğü ya köpektir ya da başka bir şey. Ya da bir ses duyuyor. Yani verdiği tepkinin. O tarafa baktığımda bir şey de göremiyorum. Ya şu ileride karşıda inekleri görüyordur. Şu an gözü hala o tarafta. İhtiyar artık emekliliği geldi. Ama yine de içindeki o koyun hayvan sevgisi hala bitmedi. Her ne kadar da kulakları duymasa da gözleri biraz zor kesiyor büyük ihtimalle. Yine de hala o sevgi onu koyunların arkasından getirmeye yetiyor.
13, 12, 13 belki daha fazladır yaşı. Her iki tarafta nadas. Nadas olduğu için ot çok fazla çıkmamış. Ama yine de koyunların en çok sevdiği nadas otu. O yüzden her tarafa dağıldılar. Burası geçen yıldan kalma bir nadas yeri. Bu sene büyük ihtimalle bir şey ekilmez buraya. Boş kalacaktır. Aslanlar her zaman takip ediyorlar. Her zaman ya koyunun önünden ya da arkasından. Görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için uğraşan iki tane aslan. Bir tanesi Yuri Boyka, bir tanesi beyaz aslan Çakır. Ve burada yılların emektarı, yılların göz bebeği İhtiyar. Şu karşıda da bir tane sürü var. Koyun sürüsü. Ben öyle çıktım, böyle geldim. Çünkü ikimiz de orada olsaydık rahat olmazdı. Rahat edemezdik. O yüzden ben bu tarafa geçtim. Sen nereye çıktın da yoruldun bu kadar? Yani ormanda ne kovadığını, ne gördüğünü, nereye koştuğunu zaten göremiyorum. Böyle ağzını açarak yorulduğunu görünce anlıyorum ki bir şey peşinde koşturmuş. Koç biraz tehlike yapmaya başladı artık. Şu an bana yapıyor onu. Şık. Bak. Seni nerede olursa olsun kovalamak gerekiyor. Senin böyle yapman iyi değil. Onun öyle yapması, ben artık kendime güveniyorum. Sen çekil bir. Anlamı taşımaya başlıyor. Elinde değnek yok. Değneksiz çoban olur mu? Değnek aldığım çok nadirdir. Yani DNA'yı taşıması ya o kadar zor geliyor ki, hep böyleydim zaten. Yani hiç değnek taşımayı sevmiyordum. Değnek alsam da onu ilk oturduğum yerde zaten bırakıyor. Ama hayvana gidiyorsanız şart. Koş mesela. Yani benim önüme gerilebiliyor şu anda.
Mesela koyunu çevireceksin. Değnek olmadığı için benden şu anda yanına vardığında geri dönmüyor. Değnek olsa direkt değneği gördüğü gibi geri kaçar. Kaçıyor da. Koç için bu değneği almam lazım elime. Değneği görürse o hareketleri yapmaz diye tahmin ediyorum. Koyunlar yine aşağı iniyorlar. Ben de yakın zamanda buraya çıkmamıştım. Burasını ya köpek kazmıştır ya da çakal. İşte en güzel manzaralardan bir tanesi. Burası koltuk ya da burası koltuk. Evet, burasıymış. Buraya oturuyoruz ve böyle manzarayı izliyoruz. Şu yukarıya çıksak. Koyunlar da görüyoruz rahat bir şekilde. Evet. Ve en sevdiğim manzara burası. Uzun zamandır çıkmıyordum. Bizim Eyrek de orada görülüyor şu an mavi. Arazi bu şekilde. Çaydaki su da zaten bayağı bir çekildi. Neredeyse su kalmadı artık. Onlar da aşağıya koşuyorlar. Kaçalım. Ses verince duruyor. Anlıyorlar tabii. Beni takip etmeyeceksin lan. Beni takip etmeyeceksin. Koş. Koyunlar ürküyorlar. Burada dururlar artık. Bu saat sonra burada dursunlar. Tabii bunların da nereye gideceği belli olmaz. Önce sizi indireyim. Kışık. Hay. Koş koş koş. Tamam.